Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleten hayırlı günler diliyorum. Bugün söz mülakatınızı kafanızda canlandırmaya çalışacağız. 3 aşağı 5 yukarı. Tabii ben Samsun'a girmiştim mülakata. Oraya göre anlatacağım ve benim tanıştığım arkadaşlar genellikle Samsun'da girdi. Samsun'a giren arkadaşlar ne gibi işlerle karşılaşmışlar? Onları sizlere bu videomuzda açıklayacağız. Şimdi hemen mülakat aşamasına geçelim. Arkadaşlar, mülakata girmeden önce yanınızda bir tane giriş belgesi oluyor. Eğer benimkini bulabilirsem şu köşeye koyabilirim. Nasıl bir giriş belgesi olduğuna dair size de fikir vermesi açısından. Ve muhakkak yanınızda nüfus cüzdanınızın bulunması lazım. Çünkü oradan TC kimlik numaranıza vesaire bakıyorlar. Eğitim merkezinin önündeyiz. Cama veyahut oradaki panolara muhakkak o gün kaç tane komisyon olduğu, komisyonlarda kaç kişinin o gün sınava gireceği belli. Oradan kendi isminizi bulup kaçıncı sırada Sınava gireceğinizi önünüzdeki, arkanızdaki insanları tanıyın. Buraya kadar tamam. Bir de bu kağıtlar 7 ile 8 arası açılıyor. Komisyondaki sıramızı öğrendik. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Yanılmıyorsam Samsun'da 4 ya da 5 komisyon vardı biz mülakata girdiğimizde. Sıranız gelinceye kadar sizi dışarıda tutuyorlar ve bir kişi oradan özel güvenlik içeriye 5 kişi, 5 kişi, 5 kişi çağırıyor çünkü içeride sınav olduğundan dolayı fazla ses olmaması lazım. Komisyonun önünde sandalyeler oluyor. Sandalyeye oturuyorsunuz sırasıyla. İlk girecek kişi en başa oturuyor. Ondan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kişi oturuyor. O sıra bittikten sonra diğer beş kişiyi çağırıyorlar. Komisyonu beklemek için oraya oturdunuz. Ama cep telefonu, kayıt cihazı vs. içeriye sokmuyorlar arkadaşlar. Onları güvenliğe teslim etmeniz lazım. Hemen güvenlik görevlisi de orada oturuyor. Oraya güzel bir şekilde telefonunuzu teslim ediyorsunuz. Diyelim ki arkadaşlar komisyon sırası size geldi. Sizin içeri gireceksiniz. Hemen orada en üstteki düğmenizi ilikliyorsunuz ve kapıya tık tık vuruyorsunuz. içeriye giriyorsunuz. İçeri girdiğiniz zaman selamun aleyküm diyorsunuz. İçeri girdiğiniz zaman muhakkak selamınızı verin. Komisyonun sağında ya da solunda bir kişi bulunuyor. O kişiye sınav giriş kağıdınızı ve nüfus cüzdanınızı teslim ediyorsunuz. Ona bir de imza atıyorsunuz. Ondan sonra diğer 3 tane kişi oluyor komisyonda. Buyur hocam geç otur dedikleri zaman muhakkak o zaman oturun. Hocam diyorlar işte nereden geldin, ne yapıyorsun? Onları bize bir anlat bakalım diyorlar. Siz de işte falan yerden geldim, çiftçilik yapıyorum ya da bir dükkanda çalışıyorum ya da hiçbir işte çalışmıyorum hocam öğrenciyim falan filan işi yapıyorum. Ama kesinlikle yaptığınız şeyleri, hobileri size güzel gelen her şeyi muhakkak orada söyleyin. Ama komisyondakileri ölçüp tartmaya çalışın. Onların gözüne batacak hiçbir şey söylememeye çalışın. Girmeden önce komisyona söyleyeceğiniz her şeyi birkaç gün öncesinden ezberleyin. Güzel bir şekilde sunumunuzu ayna karşısında kendi kendinize yapın. Bunları bahsettikten sonra komisyon diyor ki hocam diyor buyur diyor istediğiniz bir yere açın diyor. Sen Kur'an-ı Kerim zaten önünde kapalı duruyor. Kur'an-ı Kerim açıksa hemen kapatın. Çünkü size onların sağından solundan okutturabilirler veyahut onlar da sizden kapatmanızı isteyebilir. Kapattıktan sonra siz ortalardan bir yerden ya da neresi kolayınıza giderse hemen oradan bir yer açın. Size zaten en fazla 2, 3 satır okutturuyorlar. Fazla bir şey okutturduklarını görmedim. Eğer sizden tertil ve hadır üzere okumanızı isterlerse o zamana 4 satır, 5 satır civarında okutturuyorlar. Hocam tamam dedikten sonra sadakallahülazim demeyi unutmayın. Eûzü besmeleyi çok güzel bir şekilde çekmelisiniz başta. Okumanız bittikten sonra komisyondakiler sırayla eğer tecrit soracaklarsa bir yerde de hatanızı bulurlarsa biraz tecridin üzerine gidelim diyorlar. Orada heyecandan mı hata yaptı bu adayı bu işi bilmiyor mu diye sormak istiyorlar. Ve mi ille de mesela hocam ne tecridi var bize bir açıklar mısın falan gibi sorular sorabiliyorlar. Tecrübe bölümü de bittikten sonra oradaki komisyondaki üyeler sizlere... Muhakkak ezberler soruyorlar. Başka bir videoda ezberlerin hangisi olduğunu, nerelere dikkat etmemiz gerektiğini ayrıntılı bir video yapacağım arkadaşlar. Şu an bu videoya fazla uzatmamak amacıyla karıştırmıyorum. Komisyondaki üyeler sırasıyla sizlere ezber soruyor. Mesela diyor ki Fethi'nin ikinci sayfasının ortasından, sonundan ya da Hucurat Rahman'dan herhangi bir yerlerinden sizlere sorular yönetiyorlar. Ve komisyon üyesi size bir veyahut iki ayet ya da anımsamadım hocam biraz daha okur musunuz dediğiniz zaman bir iki ayet daha okuyor. O yönden hiç canınız sıkılmasın. Ama arkadaşlar yanlış yaptığınız zaman daha çok sormaya başlıyorlar. Emin oldukları zaman bu hoca efendi bunların hepsini biliyor dedikleri zaman sizlere ezber sormayı kesiyorlar. Arkadaşlar bazı komisyonda kısa surelerin meallerinden de ufak tefek yerde mesela hocam burada ne demek istiyor ya da ayet okuyor. Bunun mealini verebilir misiniz diye sorular sorulduğunu duyduk, işittik ama bizlere sorulmamıştı. Ezberde faslı bittikten sonra mesela bize cuma namazının sıhhat şartlarını sormuşlardı. Ondan sonra mesbuk nedir, lahik nedir vesaire gibi sorular sormuşlardı. Bu soruları da soruyorlar arkadaşlar. Dini bilgiler bölümünde fazla sıkmıyorlar genelde. Eğer Kur'an-ı Keriminiz güzelse, ezberleriniz güzelse, mahrec hatalarınız yoksa dini bilgilerde ufak tefek şeyler soruyorlar. Ama çok güzel bir şekilde dini bilgilere de çalışmanızı sizlere tavsiye ederim. Bazı kişiler orada bazen bodozlayabiliyorlar. Onun için net bildiğiniz şeyleri söyleyin. Bilmediğiniz şeyleri ya hocam hatırlayamadım ya falan gibi deyin. Ya da böyle biraz gülümseyin falan. Çünkü onlar da gerginler. Siz sınava giriyorsunuz onlar da sınav yapmaya çalışıyorlar. Adaletli olmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Onun için fazla kendinizi kasmayın. Dini bilgiler fazla bittikten sonra... Tamam hocam çıkabilirsiniz diyorlar. Hocam diyorsunuz, teşekkür ederim. Hayırlı günler, kolay gelsin diyorsunuz. Ceketinizin önünü tekrardan ilkliyorsunuz. Arkanızı dönmeden komisyona nüfus cüzdanınızı ve giriş belgenizi alıyorsunuz. Yavaş yavaş çıkıyorsunuz. Hocam hayırlı günler, Allah'a emanet olun diye güler yüz gösterirseniz bu sizin karınız olur. Şimdi özetlemek gerekirse, birincisi içeri giriyoruz, selam verip oturuyoruz. Kendimizi Oturduktan sonra kendimizi tanıtıyoruz. Ne sorarlarsa onun cevabını veriyoruz. Üçüncü de ezberleri. Dördüncü kısmı da bitirdikten sonra komisyona veda edip oradan ayrılıyoruz. Bazı arkadaşlar mülakat puanları ne zaman açıklanıyor diye bir soru sorabilirler. Hemen o soruyu da burada yanıtlamak istiyorum arkadaşlar. Diyelim ki 8 ile 15 arası mülakat günü. 15'inde bittikten üzerine bir hafta veya 10 gün ekleyip Ondan sonra açıklanıyor arkadaşlar. Hemen peşinden o mülakatlar bitti çok güzel. Hemen açıklamıyorlar. Onların bir değerlendirme sistemi oluyor. İnternete girme gibi durumları oluyor. Ondan dolayı bir hafta veya 10 gün içerisinde açıklıyorlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Mülakatla alakalı aklınıza takılan bir soru olursa aşağı kısımdan muhakkak bizlere sorun. Allah'a emanet olun. Şu kısımdan abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.